Herkese iyi akşamlar. Yıldızlı Sohbetler'den bir kez daha merhaba diyelim. Bugün bizlerle genç ve başarılı voleybolcu Simay Kurt bizlerle birlikte olacak. Hemen sizleri de bekletmeden ben kendisini yine davet edeyim. Kendisi de görünce hemen bize katılsın. Sizleri de bekletmemiş olalım. İsteğimizi yolladım. Şimdi katılır kendisi. Merhaba. Katıldı galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın Simay? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ekranda bir sıkıntı yok değil mi? Galiba güncellendiği için bende bir değişik çıkıyor şu an. Ekran çerçeve içinde çıkıyor ama ses de falan yok bende. Ha, sıkıntı yoksa nasılsın? İyiyim. Evdeyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Aslında yayına şöyle karar vermiştim. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak girmek istemiştim yayına. Çok teşekkür ederim. Kutlu olsun bu arada, ama malum gündem belli olduğu için de hani çok da üzgünüz bu aralar, biliyorsun. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum o yüzden, ama yine de kutlayalım Kadınlar Günü'nü. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Her gününüzü kutluyorum. Öyle diyelim artık, çünkü hani yayına bu şekilde başlamak istemezdim, ama birazcık da üzgünüm. Çünkü bir insanlık suçu olduğu için hani tam da gününde denk geldi, biliyorsun yani Kadınlar Günü. Buradan da şöyle seslenelim birbirimize, kadın dayanışması olarak birbirimize destek olalım, yol gösterelim. Hani bu platformdan en azından birbirimize destek olalım. Çünkü kadına şiddet insana ihanet ve buna susmak da bence ihanet. O yüzden bir şekilde sesimizi duyuralım diyelim. En azından biz birbirimize destek olalım. Evet, doğru. Evet. Evet, nasılsın Simay? Pandemi dönemi nasıl geçiyor? İkinci bir... Böyle sezon içi full zaten evdeydik. Şu an gitti. Hani biraz daha kısıtlamalar esnetilmiş ama hani yine evdeyiz biz. Tedbir elden yapıyoruz. Çünkü hep diken üstü bir hayat şu anda. O yüzden hala evdeyim ben. Çok bir şey değişmedi. Ankara'da nasıl gidiyor bu durumlar? Şöyle... Ankara'da da bir dönem vaka sayısı çok yüksekti. Zaten sürekli maç oynadığımız için, antrenman yaptığımız için ekstra dikkat etmemiz gerekiyordu. Ki hani biliyorsunuz bir haftada çok maç oynadık. Yani çok yoğun bir sezondu. Hani grip olmaya bile vaktimizin olmadığı için. O yüzden yine evden idmana gittiğimiz bir dönem oldu, bir sezon oldu. Değil mi? Aslında mesela dikkat ettiğimiz için normal zamana göre grip, nezle, o tarz şeyleri de olmadık bu sene. Evet. Hiçbir şey olamadık. Hem öyle bir şey olamadık veya en ufak bir şeyi acaba bir şey mi oluyor? Öyle geçirdik. Gerçekten çok huzursuzdu. Huzursuz evet. Bir sene. Tabii siz sporcular için ekstra zor. Yani evet. Birden kendinizi karantinaya hemen alamıyorsunuz. Yani biz bir şey olsa mesela direkt kendimize karantinaya alabiliyoruz, ama sizin tabii ayrı sorumluluklarınız olduğu için. Yani biz bu sene takım olarak da bu pandemi yani karantina süreci atlattık. Ben de korona olanlardan biriydim. Gerçekten mi? Yani o yüzden yaşadığım için şimdi insanlara diyorum ki gezmeyin, çıkmayın, gitmeyin yani. O yüzden... Zor mu atlattın? Nasıl geçti? Yani çok zor değildi ama öyle bahsedilen işte grip gibi bir şey falan da değil yani. Bir kere sürekli maç oynadığımız için maçtan birden çıkıyorsunuz, full evdesiniz ve kafada hep ya hemen maçlar başlayacak, antrenmanlar var. O yüzden biraz sıkıntılı bir dönemde. Tabii takımı da destek olamayınca ekstra kendini kesinlikle kötü hissetmişsindir. Evet. Peki Simay, o zaman bir kariyerin en başına dönelim mi? Dönelim. Seninle birlikte kariyerin en başına dönelim. Biraz voleybola başlama hikayen nasıl başladı? Şöyle, ben normalde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşıyordum. Ailemle beraber. O zaman babam Galatasaray'da çalışıyordu burada İstanbul'da. Biz annem, ablam, ben orada yaşıyorduk. Sonra şartlar el verdi falan. Babam bizi buraya getirmek istedi, İstanbul'a. O zaman da ben 8-9 yaşındaydım. Ablam da liseye başlayacaktı. Şimdi yani ikimiz de çok küçük değiliz. Yeni şehir, yeni arkadaş edinmek lazım. Adaptasyon için ablama dediler ki hani voleybola başlatalım. Arkadaşları olsun, bir çevresi olsun, spor yapsın. Ben de zaten böyle hani hep topla oynayayım. Ablamla
zaman oynuyordum ama hani bir kulüp yoktu. O zaman ablam işte Beylikdüzü Belediyesi diye bir takım orada başladı voleybolu. Ben de hep hani gidip oynayayım, ben de oynayayım, ben de oynayayım falan böyle. Sonra o zaman işte çevremize yine sorduk. Hani buralarda bir yer var mı? Beylikdüzü'de yaşıyoruz hani. Çok küçük yaşı benim kızımın dedi babam. Hani oradaki insanlar da Zekai abiye gösterdiler orada. O zaman Koç Spor Kulübü'ydü. Spor okulu var. Hani gitsin eğlensin. Hem de spor yapmış olsun Kaç falan. yaşındaydın tam? 3. sınıfa geçecektim. O yazdı. Spor okuluna gittim. Gerçekten formam diz kapaklarım Çok tatlı. falan. Çok küçüktüm. O zaman öyle spor okullarına gidiyordum. Hafta sonları oluyordu. Ama babam da kaleci antrenör olduğu için hep istiyordu. Hani sporla ilgilenin yani. İlla sporcu olun, sporcu olun değil ama spor hayatınızda hep olsun. O zaman işte ben zaten çok sevdim. Sonra işte küçük takıma alındım. Küçük takım, yıldız takım, genç takım, A takım. Öyle gidiyor. Aslında ilerleyen dakikalarda soracağım. Baban da sporcu geçmiş olduğu için halihazırda da spor hayatında olduğu için illaki bir etkisi olmuştur. İlerleyen dakikalarda da konuşalım, onu bize anlat nasıl etkisi oldu diye. Peki o zaman tabii seninle hani konuşuyorsak en başta bahsetmemiz gereken bir kulüp var. Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan bahsediyorum. Mesela şöyle sorayım. Kulüple birlikte neler yaşadın? 11 sene boyunca çünkü formasını terlettiğin bir kulüp. Neler yaşadın ve unutamadığın anlar var mı o kulüpte? Yani Tabii ki 10 vardır. sene boyunca gerçekten yani çok şey yaşadım bir kere. Bir kere orada büyüdüm. Gerçekten ayrılırken hala insanlar Yasima'ya ne bu kadardın falan hani küçük falan diyorlar. Ben de diyordum hani demeyin ya öyle. Gerçekten öyle ellerinde büyüdüm yani. Yani Zekai abi, o zaman antrenörümüz Nursel abla vardı, Yalçın Hoca vardı, Oğuz abi vardı, hepsi yani. Erol abi vardı. Bir kere hani spor okulundan A takıma kadar orada bir kulüpte, aynı kulüpte, aynı insanlarla beraber yürümek gerçekten çok güzel. Benimle beraber 3, yani tabii ki spor okulundan genç takıma kadar bile aynı insanlarla gidemedik ama 3-5 kişi bile olsa yani artık kardeş gibi olduk. Sürekli aynı sahadayız, sürekli antrenmandayız. O yüzden Aile yeri bende çok ayrı. Son seneler sıkıntılar yaşadık. Bir önceki sene, geçen sene ayrıldım ben. Avrupa Kupası'na gitmeye hak kazandık. Çok başarılı bir sezon geçirmiştik. Ondan sonra bir sene daha Beylikdüzü'nde oynadıktan sonra bu sene FETT'ye transfer oldum. Bir tane fotoğrafını gördüm. Çok küçüksün galiba kulüpte. Böyle dediğin gibi buraya kadar, dizine kadar geliyor format. Çok güzel. Libero oynuyorum. Kısayım ama bile çok kısayım yani. Yani dizlikler var, diz kapağımın 2 katı falan. Ama işte Evet. Peki A takıma bahsettiğin gibi hem başladığın kulüp hem de o kadar uzun yıllar formasını terlettiğin bir kulüple A takıma çıktığın an neler oldu mesela? yani şöyle, ben genç takım, yıldız takımdayken 3. ligde bir takımımız vardı. O zaman kulüp değiştirmişti. Koç Spor Kulübü, Arma Yaşam falan. Arma Yaşamken ismimiz 3. lig oynamıştık. Ama ben orada hani genç takım oyuncuları oynuyordu. İlk hani Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta lige çıktığımız sene kadroya katılmıştı. O da şöyle olmuştu. İlk başta kadroda değildi. Hatta biliyorsunuzdur kesin A takım maçlarına aynı takımın genç oyuncuları, yıldız oyuncuları top toplamaya gider. Ben yani ilk A takım maçından bir hafta önce aynı sahada onlara top veriyordum. Bir hafta sonra yaşandı, benim oynamam gerekti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Gelişim Koleji maçıydı. Şok, o heyecan Bir falan. haftada değişen durum. Evet, kesinlikle. Ama o zamanki takım arkadaşlarım kesinlikle bana çok yardımcı oldular. Mehmet abi çok yardımcı oldu. Hani o stres çok güzelmiş. Yani güzeldi ama çok da canlıydı yani o kalbimin atışı. Değil mi? Hayallerini bu kadar kısa süre içinde kavuşmak bir haftada. Hayır,
Ya diyorum geçen hafta ben top veriyordum. Nasıl o kadar çok? Evet, çok garipti. Ama çok güzeldi. Peki A takımda zorlandığın anlar oldu mu? Böyle bir gerildiğin anlar. Yani şöyle tabii ki oldu. Ben zaten normalde de heyecanlı bir insanım. İlk girdiğimde tabii ki çok büyük tecrübeleri olan, yaşanmışları olan insanlar saha içinde. Tabii ki çok gerildim, çok heyecanlandım ama her zaman da yani şansımı bilmiyorum. Bana hep yardımcı olacak insanlarla beraber oynadım. O yüzden çok da büyük şeylerim olmadı yani, travmalarım yok. Aslında sen heyecanını avantajı çevirenlerdensin galiba biraz. Yani çok kendimi kötü etkilememeye çalışıyorum. Evet, iyiye döndürmeye çalışıyorum. Peki tabii Beylikdüzü'nde dediğin gibi sayısız başarı da elde ettin, sayısız tecrübe de elde ettin ama bir de Yıldız Milli Takım tecrüben var. Oradayken Yıldız Milli Takım'a çağrılman ve o anlarda hissettiklerin. Ya şöyle milli takım maçlarını ben voleybola başlamadan önce de çok izliyordum ve çok imrenerek bakıyordum onlara. Ya yani insanın o zaman hani ben de orada olayım diye değil de hani böyle onlar çok farklı insanlar yani benim için. Orada bir idolün var mıydı? Yani Gizem Güreşen ve Gülden Kayalar her zaman böyle izlerken hadi ya falan o vardı. Hala da öyleler. O zaman aynı sezon içinde yine o sezonda bir gün işte şeydeyiz. Bir turnuvanın, ay turnuva diyorum. Deplasmana gitmiştik. O zaman sabah uyandım. O da arkadaşım bana dedi ki Simay milli takıma çağrılmışsın. Ben de diyorum ki Bu şekilde mi söylenir? yani böyle söyleyemez yani diyorum. Böyle ya dalga geçme falan bak dedi. Böyle bana o zaman yayınlanmış işte aday kadro. Ben çağrıldım. Yıldız Milli Takım kadrosu. İşte bu tarih. Yani ben kalktım yataktan gideceğim sanki. Hani çok heyecanlanmıştım. O zaman çok mutlu olmuştum tabii ki. Ama şöyle de bir gerginliğim vardı. Onlar benden önce bir turnuva oynamışlardı küçük kız milli takımda. Hiç tanımadığım, kulübümden de kimsenin olmadığı bir kadronun içine girdim. Her zaman da aynı kulüpte oynadığım için hani değişik bir atmosfer olacaktı benim için. O yüzden çok heyecanlıydım. Gergindim de ama. Ama çok güzel geçti milli takım senelerimde. Heyecanlı değilsin aslında bence. Bilmiyorum, şu an öyle tahmin ettim. Sana böyle söyleyiş şekilleri ya da mesela bir haftada A takıma çıkman ya da milli takıma çağrıldığını bu şekilde söylenilmesi sende aynı heyecan. Yani belli, hani kim olsa heyecanlanır diye düşündüm. Peki o zaman az önce de dedin ya, şimdi cümlelerini kurarken sadece tek bir kulüpte forma giydim dedin o zamana kadar. Şimdi tek bir kulüpte forma giydi, uzun yıllar sonra başka bir kulübe geçiş yaptın. Şu an PTT'de oynuyorsun. İlk önce şunu sorayım. Beylikdüzü'nden ayrılmak nasıl bir duyguydu? Yani şöyle Beylikdüzü'nden ben ayrılırken hem ailemden hem yaşadığım şehirden hem yıllarca oynadığım kulüpten antrenörlerle ayrıldım. Ama şöyle bir avantajım vardı. Mehmet abiyi tanımak beni çok rahatlatıyordu, bilmek. Onun takımına gidiyor olmak, onun kurduğu bir takıma gidiyor olmak. Ama tabii ki giderken insanın korktuğu şeyler oluyor. Hani nasıl yaşayacağım? Nasıl olacak? Farklı insanlarla oynayacağım veya saha farklı olacak çok soru işaretiyle gittim ama yani sağ olsunlar PTT'de de hiçbir sorun yaşamadım. Başkanımız, menajerimiz, antrenörümüz, oyuncular hiçbir problem yaşamadım. O korktuklarım sadece şeymiş yani kafamda korkularmış. Böyle şeyler. Peki PTT'de nasıl karşılandın? Yani ben normalde çok hemen adapte olabilen bir insan değilim farklı bir ortama. Ama gerçekten yani ilk 2 günde belki hani hep onlarlaymış gibi oldum yani. Gerçi hiç problem yaşamadım. Hepsi gayet samimi, içten. Hep birbirimizi tanıyor gibiydik yani o yüzden hiç sıkıntı çekmedim. Dediğin gibi aslında sadece yeni bir takıma değil, yeni bir şehre alışıyorsun. Belki ailenden uzak kalıyorsun, hiç alışık olmadığın bir durum. Yani tamamen hayat düzenin değiştiği bir yıl. Değil mi senin için? Yani kesinlikle yani ben hep burada büyüdüğüm için Bandırma'dan beri aynı evde yaşıyoruz. Yani her şeyim aynıydı. Okulum buradaydı. İnsana çok garip geliyor. Bir kere şehir farklı, takım farklı, forma farklı, ev farklı.
Tek başıma yaşayacağım. Yani garipti ama güzel oldu. Tek başına yaşarken bir zorluğu oluyor mu tek başına yaşamanın? Aslında güzel tarafları da var ama yani zor tarafları ne senin için? Yani zor tarafları şöyle oldu. Pandemi sürecinde zaten full evdeyiz. Evet. Evde tek başına olmak gerçekten zor. Bir de ne bileyim bir sohbet edecek bir insan veya yemek yerken yanında oturan bir insan gerçekten insan arıyor ki Mart ayından beri Temmuz'da Ankara'ya gittim. Full annemlerle beraberdim evin içinde. Hep bir kalabalık. Yani o yüzden çok değişik oldu ama güzel oldu ya. Öyle olması gerekiyordu yani. Evet, onun da bir tabii ki de güzelliği var ama şimdi kalabalık ailelerde yetişen genelde tabii sporcularda çok çok ayrı bu. Tek başına kaldığında tabii ki de içinde bir boşluk oluyor. Yani bir konuşacak birini arıyor insan ama oraya döndüğünde bu sefer yalnızlığını da özlüyorsun. Böyle değişik de bir şey. Şöyle düzen şimdi farklıydı benim orada. Ama geldiğin zaman düzen farklı oluyor yine. Buraya adapte. Ama hiç problem değil yani aile her zaman bambaşka. Evet. Peki o zaman şöyle bir soru yönelteyim sana. Tabii ki de kariyerine dokunan güzel eller illaki vardır senin için. Antrenör olur ya da tabii ki ailen var. Ama senin için ekstra iki ismi ön plana çıkararak şöyle bir soru sormak istiyorum. Zekai Bayram ve az önce de bahsettik zaten Mehmet Bedestenoğlu. İsimleri Bedestenlioğlu senin için ne ifade ediyor? Yani bu iki ismi ayrı ayrı senin için önemi nedir? Yani Zekai abiden başlayayım. Zekai abi beni 9 yaşından 19-20 hatta yaşıma kadar büyüten, her sene beraber oldu. Yani küçücükken öğretti, büyükken devam etti yani. Hala. O yüzden onun yeri bambaşka yani. Beni besledi, büyüttü, yetiştirdi diyebilirim yani. Ondan sonra Mehmet abi de şu an hala beraber olduğum. Hala beni her gün geliştirmeye devam eden insan. O yüzden iki isim benim için çok çok önemli. Bence voleybol adına da çok önemli iki isim. O yüzden onlarla beraber çalışmaktan ve çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir şans. İsmail şeyi soracağım. Biz yayından önce konuştuk ya. Kedin vardı ya bir tane. Yanında mı şu an? Yanında değil çünkü içeride Çınar var yeğenim. Büyük ihtimalle şu an teftiş ediyor. Evet, neden? Ne var aralarında? Ya şöyle Mia geldiğinde biz her zaman onu prenses gibi baktık. Çünkü geldiğinde hastaydı. Onu sokaktan aldık. Her zaman böyle çok ilgiyle beraber büyüdü. Şimdi yeni bir bebek. Ne oluyor? Hani ilgi dağılıyor, ağlıyor falan. Ses yapıyor falan. Yani biraz sıkıntı yaşıyor. Bazen eşyalarını alıyor, böyle tırmalıyor, ısırıyor falan. Anlaşamıyorlar yani. Yani görmezden geliyor ama yokken Nankör yanından geçiyor. Ama çok tatlı. ilgi dağılmasını. Evet, olsaydı görseydik keşke ama şimdi rahatsız etmeyelim. Yani ben getirmeye çalışırım ama o gelmez. Boş Ama ver o zaman. Hiç keyfini bozmayalım. Kalsın bakalım. Belki gelir kapıyı falan şey yapar böyle. şoktayım ben hala nasıl gelmedi. Normalde hani biri dışarıdaysa ve ne yapıyor diye kesinlikle geliyor yani. Ben Gerçekten. Kediler şöyle bir şey biliyorum tabii doğru mu? Kediler böyle sahibini kendi seçiyormuş. Bu doğru mu sence? Yani böyle sevmiyorsa gerçekten sevmiyormuş. Seviyorsa da gerçekten çok sadık oluyor biliyormuş. Yani şöyle Mia bizi şöyle yapıyor. Annemi onu sevmesi için kullanıyor. Babamla oyun oynuyor. Ben sularını, yemini falan koyduğum için bana bakıcı. Muamelesi. O yüzden farklı. Geldi bir dakika almayı deneyim. Geldi mi? Ya. Konuştuğumuzu duydu galiba. Yok olacak gibi değil. Gelmiyor mu? Dedikodusunu yaptık ya şu an. Gelmiyor, küstü bizi. Ama Mia sorumlulukları paylaştırmış evde. Herkes ayrı ayrı böyle. Yani Değil mi? kesinlikle ben annem gibi sevmeye çalışayım. Bana böyle bakıyor hani sen o değilsin. Evet, kediler böyle çok tatlı. Ben çok seviyorum ama gelirse söylersin. Bir an sen o diğer sorunun cevabını verirken aklıma o geldi dedim oraya hemen sıkıştırayım sorayım merak ettim. Peki o zaman az önce de bahsettik tabii pandemi dönemindeyiz ama uzun yıllar şimdi aynı şehirdeyken farklı bir şehre geçtim.
Şehirde hayat nasıl gidiyor? Önce onu sorayım. Tabii pandemi dönemindeyiz. Çok dışarı çıkma fırsatımız olmuyor ama Ankara sana nasıl geldi? İyi Yani geldi mi? Ankara iyi geldi aslında bana. Hı. Yani farklı deneyimler yaşadım. Hı. Çok güzel bir takıma gittim. Hı. Çok güzel günler geçirdim. O yüzden güzel geldi. Ya biraz da bence pandemi sürecinde hangi Evet. şehir olduğunun pek bir önemi yok yani. Zaten evde olduğumuz için genelde. Ankara'yı ne kadar gördün derseniz göremedim bile yani. Evet. Tabii yere gitmedim. görebilecek misin onu da bilmiyoruz şu an belirsiz bir durum olduğu için. Öyle söyleyelim. Bu arada sorular da düşüyor galiba. Burası güncellendiği için çok anlayamadım ama sorular kısmından sorabilirsiniz sorunuz olursa. Tekrardan hatırlatayım. Ben. Şöyle sorayım. Bir de sezonla ilgili bir değerlendirme almak istiyorum senden. Sezonu da galibiyetle tamamladınız. Bir genel olarak sezon değerlendirirsen ne söylersin bize? Bence pandemi dolayısıyla bütün takımlar için çok zor bir sezondu. Hı. Çünkü her zaman kafada soru işareti ve sporcular, antrenörler hep diken üstündeydi. Hı. Çünkü çok yoğun bir program vardı ve koronavirüs her yerdeydi yani. O yüzden çok zordu ama PTT olarak bence bu süreci biz iyi atlattık. Takım Hı. olarak tabii ki etkilendiğimiz zamanlar oldu. Korona bize de uğradı yani. Ama güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir takım olduk. Galibiyetle de bitirdiğimiz için ben çok mutluyum. Hı. İlk 8'e giremedik ama olsun, güzel bitirdik sezonumuzu. Hı. Peki o zaman şöyle sorayım. Tabii voleyboldan bahsettik ama biraz da eğitim hayatından bahsetmek istiyorum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış Doğru. bilmiyorsam. Okulla ilgili, voleybolla ilgili nasıl bir ara zor götürüyor musun okulu? Ya da derslerin zor geldiği zamanlar oluyor mu böyle? Ya da sana zor gelen bir ders var mı? Şöyle oldu. Üçüncü sınıf öğrencisiyim şu anda. Hı. İlk 2 senemde Beylikdüzü'nde oynadığım için okulum da Florya'da, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Hı. İBAN'dan çıkıp hemen okula gidebiliyordum. O yüzden ilk 2 seneyi bitirebildim. Hı. Bu sene içinde kafamda tabii ki soru işaretleri vardı. Hani uzayacak, ne olacak? Çünkü okulumu bitirmek istiyorum. Diploma sahibi olmak istiyorum en kısa sürede. Hı. Ama koronavirüsün tek faydası diyebilirim yani. Online dersler sonucunda bu seneyi de verdim. Şu an ikinci dönemdeyiz. Beden eğitimi okuduğum için de tabii sporcu olmanın faydaları var. Daha yatkınım derslere. Hı. Ama tek bir dersim var, 3 senedir veremiyorum. Anatomi dersinde kalıyoruz. Anlatabiliyor mi? Evet. Şimdi ben okudum. Abi birkaç arkadaşım da var. Hep bunu söylüyorlar. Hep bu genel olarak. Biraz şey bir ders, hani derslere gerçekten katılıyor olman gerekiyor. Bir Ha. hakim olmak gerekiyor. O Ha. yüzden biraz zorlandım o derste ilk dönem, ilk aldığım sene yani. Maçımıza denk gelmişti. Bu sene farklı olaylar oldu. O yüzden bir tek o dersim nazar boncuğu. Verirsin, verirsin, inşallah verirsin. Az önce bahsettik ya babamın kariyerine etkisi oldu mu acaba diye. Ben şimdi şöyle bir soru sorayım. Babanlığın da sporcu olmasından ya bizi mi dinliyor? Ya şu an bakıyor bir yerlere. Oradan atlarmış. Of. Baban tabii eski profesyonel kaleci. Şu anda Başakşehir'de sanırım kaleci antrenörlüğü yapıyor. Evet. Voleybola başlamında bir etkisi oldu mu? Az önce bahsettin ama biraz daha açalım istiyorum ben. Yani şöyle tabii ki oldu. İlk başta zaten beni oraya götüren o. Hı Bundan sonrası için de her zaman hani nasıl kariyerimin planlanabileceğini bana o gösterdi. Yani o hı. uzun yıllar hem oynamış hem antrenörlük yapan bir insan olduğu için Hı. küçükken şöyle bir şey vardı. Okul mu, spor mu? Evet. Her zaman ben de etrafımdan bunu duydum. Aa, spor mu yapıyorsun? İşte okulunu nasıl yapacaksın? Okul okuyamayacaksın o zaman. Yani o zamanlar ya işte böyle böyle diyorlar hani niye falan diyordum yani. O zaman o anlatmıştı bana gerçekten istersen ikisinin de olacağını. Hı. Bu yüzden bana hep yol gösterici oldu mental olarak. Kariyerimde de hep öyle. Hı. Bir sıkıntı yaşasam, aklımda bir şey olsa veya başarılarımda hep yani arkamdaydı. Yani babam, annem, ablam her zaman yanımdaydılar. O yüzden çok mutluyum. Hı. Peki teknik açıdan, teknik yönden sana böyle taktik falan veriyor mu? Babam. Karışmaz babam.
Ya. Ya o kaleci biraz benziyor aslında. Şey, ben de defansım, o da hep defans. Hani Evet. antrenman şekillerimiz hani hep reaksiyon veya çabukluk üzerine. Onlar da öyle, çok karışmıyor o işlere. Hiç böyle futbolcu olmanızı istedi mi? Böyle Vallahi küçükken falan. öyle bir şey olmadı ama şöyle bir şey oluyordu. Ben onlayken hani top oynuyorduk mesela. Hı. Biz ayak oynuyorduk yani. Değil mi? Yani öyle şeyler illaki Aynen. Ayakla oluyorduk. Aa, gel şöyle atla. Bir deneyelim hadi falan yapıyorduk. tabii sporla büyümenin de etkisi yani güzel. Bir tane soru gördüm de ben. Sana sormak istiyorum. Şimdi görüyor musun soruları bilmiyorum ama takımını Sultanlar Ligi'nde yeterli görüyor mu diye sormuşlar. Cevaplamak istersen. Yani şöyle, PTT kurumsal bir kulüp. Hı. Çok geçmişi olan bir kulüp. Tabii ki yeterli görüyorum. Hı. Bence ileriki senelerde de çok daha iyi başarılar elde edebilecek potansiyeli olan bir kulüp. Hı. O yüzden evet, yeterli görüyorum. Peki o zaman ben sana şöyle bir soru sorayım mı? 5 sene sonraki Simay'a ne söylersin buradan? Belki izlersin 5 sene sonra. Şey diyebilirim. Hayal ettiğinden çok daha güzel bir 5 yıl yaşamışsındır umarım diyebilirim. O zaman şöyle de sorayım. En büyük hayalin nedir? Yani şöyle, ben milli takımda madalya sahibi olmak istiyorum kesinlikle. Çünkü belki biliyorsunuzdur, hep Yıldız Milli'de de Genç Milli'de de Avrupa ve Dünya dördüncülüğü elde ettik. Hı. Hep kupaya, ay, madalyaya yaklaşıp son anda kaybettik. Hı. Bu yüzden içimde bir ukde. O yüzden milli takımda madalya sahibi olmak istiyorum. Peki voleybol kariyerinin dışında bir hayalin var mı? Yani aslında küçüklüğümden beri hep beden eğitimi öğretmenliği bana çok sevimli gelir. Okurken de gerçekten seviyorum. Hani bu dalda ilerlemek isterim yani. Bir öğretmen olmak isterim. Peki inşallah seni hayallerinle birlikte ileride de görürüz. 5 sene sonra da görürüz. Belki 5 sene sonra tekrar sohbet etme fırsatı yakalarız. Sonraki 5 seneye sorarım. Diyelim o zaman. Eklemek istediğin bir şey var mı Sibel? Çok teşekkür ederim. Mia uyudu mu? Mia şu an yerde bana bakıyor, ne konuşuyorum Sen yayını bitirdi falan içinden bir şeyler. Sanki diye. kediler bakarken böyle içinden bir şeyler söylüyormuş gibi sürekli bize. Yani bazen çok mutlu bakıyor, bazen çok sinirli, anlamlı bakıyorlar. Allah'ım. Mia'ya selam söyle o zaman. O zaman kapatmadan önce sana Shining Stars desem bize neler söylersin? Her zaman desteklerini hissettiğim, gerçekten. Hı. Onları hani öz ailemin yanında farklı bir aile olarak görüyorum. Hı. Gerçekten sizi destekleyen ve hani her anınızda yanınızda olan çok az insan oluyor hayatınızda. Hı. O yüzden bu aileden olmaktan çok mutluyum. Peki Size de çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni kırmadığın için, konuğumuz olduğu için, bu güzel bilgileri verdiğin için. Umarım bilgili, keyifli bir yayın olmuştur dileyelim o zaman izleyiciler için de. çok Çok teşekkür teşekkür ederim. İyi akşamlar. ederim.